Günlük bayram tatili boyunca mükellef sofralardan kalkamayanların ortak derdi olan ödemeyi vücuttan atmanın en basit formülünü Doktor Gönül Ateş Saçan Siz Magazin 8 izleyenleri için anlattı. İçin çok kolay bir çay tarifi yapıyor. Yaz aylarının en büyük problemlerinden biri olan vücudun su toplaması nasıl engellenir? Hızlıca yapabileceğimiz bu ödem çayını... Vücudun ödem yapması hangi hastalıkları tetikliyor? Kalpte çarpıntı yapar. Doktor Gönül Ateş Saçan hem vücuttaki ödemi atmaya yardımcı hem de kilo verme sürecini hızlandıran ödem çayı nasıl yapılır Magazin 8'e anlattı. Her yerde bulabileceğimiz evimizde veya aktardan bir iki destekle hızlıca yapabileceğimiz bu ödem çayını günde iki kez içiyoruz. 5 gün üst üste içtikten sonra ara veriyoruz. Vücuttaki bütün ödemi atıyor. Ödem gidince dolaşım düzeliyor ve hızlıca kilo vermeye destek bir bitki çayı bu. Önce malzemeleri öğrenelim. Bu ödem için çok kolay bir çay tarifi yapıyorum şu anda. Mısır püskülü var. Vücuttan ödem attırıcı. Kiraz sapı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Meyvesi güzel ama kirazın sapı özellikle ödemi çözer. Karanfil özellikle ağzımızda çiğnediğimiz zaman da antioksidan etki gösterir. Yeşil çay, yaseminli çok daha içimi kolay. Ve maydanoz vazgeçilmez mi? Zaten malzemelerin çoğu mutfaklarda bulunduğundan bu çayın yapımı kolay olduğu gibi maliyeti de düşük. Bütün hepsini sıcak suya atacağım gördüğünüz gibi. Biraz sıcakmış. Bir parça mısır püskülü atıyorum. Birkaç tane hiç kaynatmayacağım, sadece bekleteceğim. Kiraz sapının hepsini attım. 3 ya da 4 adet tane karanfil atıyorum. 3 tane de yeşil çay topu atıyorum. Bunlar yaseminli olduğu için çarpıntı yapmaz. Çünkü çok fazla yeşil çay bekler ve kaynarsa günde 5'ten fazla içersek bu arada hatırlatalım kalpte çarpıntı yapar. Hayat kurtaran bu püf noktasını da öğrendikten sonra ödem söktürücü çayımızı demlemeye devam edelim. Bu birazcık bekleyecek. Gördüğümüz gibi kaynatmadan günde 2 kez bunu tüketirsek özellikle seyahatlerden sonra vücuttaki ödemi atar. Ödemi atmak ne demek? Dolaşım düzelir. Dolaşım düzelince kilo vermemize destek olur. Peki bütün bu bitkileri kaynar su içinde ne kadar bekletmeli? Bu ödem çayını bir 5 dakika beklettikten sonra tüketebiliyoruz. Bu ödem çayı aynı zamanda yağ yakımına yardımcı oluyor. Çünkü o yağlar fazla birikmeden yakılmazsa iç organlarda alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ödemden dolayı belimiz genişliyor. Fazla tatlı, şekerli gıdalar yiyince belimiz genişliyor. Bel çevresi genişlerse en önemli konu biz kilo alıyoruz diye fark edebiliriz ama kişi normal kiloda da olsa özellikle beylerde ve menopozda belli bir yaştan sonra hanımlarda bel çevresi genişleyince kalp hastalığı riski artıyor, iç organlar yağlanıyor.